Bismillahirrahmanirrahim. 5. sınıf Arapça dersimize devam ediyoruz. Sayfa 77'deyiz. 11 numaralı alt başlık. Unzur, bak demektir. Nezara yenzuru fiilinden unzur emri hazır olur. Yani ikinci şahsa yönelik bir emirdir. Emretme kalıbıdır. Sen bak demektir. Neye bak? İle surati. Suret resim demektir. İle surati resme bak. Ve teemmele yeteemmelu kökünden teemmel emri hazır olur. Düşün. Sümme sonra ne yap? Nakış. Münakaşa et demek. Anha o resimlerle ilgili olarak. Kimle münakaşa et? Kimle münazara et? Ma zümelâike. Zümele zemilun müfrettir. Zümele cemidir. Arkadaşlar demek. Ke senin. Yani kendi arkadaşlarınla beraber. Ma beraber. Zümelay arkadaşlar. Ke sen demek. Sen burada kendi olarak çevirmek uygun düşecektir. Kendi arkadaşlarınla. En soldan sağa doğru. Kendi arkadaşlarınla beraber bu resimlere dair tartış. Ondan önce de düşün. Ondan daha önce de resimlere bak demişti. Şimdi burada bir çocuk var. Eline iki tane ötreyi aldığını görmekteyiz. İki ötre eşittir. Tenvin. Burada da bir çocuk var. Bu çocuk da direkt tenvinleri eline almış. Yani tenvini eline almış. Neyin üstünde bulunan tenvin? Bakın tay merbutanın üzerinde bulunan tenvin. Buraya dikkat çekmek istemişler. Peki 12. İstemiye. Şimdi geçmeden şuraya bir bakalım. Ne demişti? Bir daha bakalım. Resme bak dedi. Resme baktım. Görüyorum ki bir tane çocuk var. Bir elinde bir ötre, diğer elinde bir ötre daha var. Bu iki ötre birleştiği zaman, yani çift ötre nasıl yazılır? Soldaki çocuğun yaptığı gibi. Bakın sağdaki çocuk ayrı ayrı olan ötreleri tutmuş. Soldaki çocuk iki ötreyi birden tutmuş. Yani ötre tenvin olarak yazılacaksa ya şöyle yazılır çocuğun elindeki gibi veya nasıl yazılır veya da şöyle yazılır. Bir tane vav gibi yani ötre yaparsın. Üstünde bir çizgi koyduğun zaman bu koyduğum ikinci çizgi diğer ötreyi temsil eder. İki ötre demektir sonuç olarak bu. İki ötre nasıl yazılır? İki şekilde yazılır yani. İki ötre yani ötreyi tenvin olarak yazacaksan iki şık var. Bir, ya şu çocuğun elinde olduğu gibi yaparsın. İki, veya da bir ötre yapıp üzerine çizgiyle geçersen bu da iki ötre demektir. Bu. Baktım resme, sonra düşündüm, sonra bununla alakalı tartışmayı yaptım, incelemeyi yaptım. Yani burada tartışmadan öte inceleme demektir aslında. İncelemeyi yaptık. Medresetun, okul demektir. Sonra da tayin merbuta var ve temin var. İki temin ayrı ayrı yazılabilseydi, şu çocuğun elinde olduğu gibi yazılır idi. 12. İstemi'i ilel hurufi, harfleri dinle diyor. İstemi'i dinle ilel hurufi, harfleri. Bir tenvini, tenvinle birlikte olan harfleri dinle. Herhangi harf değil. Tenvinle beraber olan harfleri. Tenvinden maksat da parantez arasında diyor ki iki ötreden bahsediyorum ben. Herhangi bir tenvin değil. Ve sonra ve e'idi, tekrar et ha o kelimeleri, o harfleri daha doğrusu. Kelime değil, ha harfler demektir. Şuradaki harflere dönen bir zamir. Ha direkt zamir. O demektir. O ne? Portakal mı? Hayır, harflerden bahsediyorduk. Ha o zaman o harfleri yani. O harfleri bir telaffuz edelim. Ün, bün, tün, sün, cün, hün, hun, dün, zün, run, zün, sün, şün, sun, zun, dun, zun, ün, gün, fün, gün, kün, lün, mün, nün, hün, zün, yün. Ne oldu? Şu oldu. Herhangi bir harf, örneğimiz ne olsun? Ba harfi. Hareketsiz. Elif, ba, o harf yani. Alfabenin ikinci harfi. Burada ne var? Ba var.
Harekesi var mı yani? B mi, B mi, bu mu, ben mi, bin mi, nedir? Hiçbir şey, sadece ba'dır. Yaz. B değildir yani, buna ba derler. İstersen B de, yanlış demiş olursun, ayrı mesele. Bu bir ba harfi. Bu şekilde okunuyor. Tamam. Bir de tenvin diye bir şey vardı. Şimdi buraya yapalım. Herhangi bir harf üzerinde tenvin, iki ötre var. İki ötre nasıl okunur? Un. Ekmek yapılırken kullanılan un yani. Hatta biraz ü'ye yakındır bu. Ün olur. Tamam, bunu bağın üzerine koysaydım şayet. Şöyle yapsaydım nasıl okunurdu? Ba un mu yani? Çünkü bu ba demekti. Bu da un. O zaman ba un mu? Hayır. Eğer harf hareke verirse ne yapardık? Normal okunuşunun ilk harfini alıyoruz. Ba harfinin B'sini yazıyorsun. Sonra unmuş bu. Onu da oraya ekliyorsun. Böylece bun diye okunuyor. Evet. Başka? Mesela Jim'i yapalım. Jim var şurada. Jim harfi. Sadece harf yazacaksan bu nedir? Bu nasıl okunur yani? Jim'dir. Ben ötre de koyayım ona. Çift öte yani tenvini. O zaman ne olur? Cün olur. Niye? Çünkü bu Jim ya. Jim. Jim diye telaffuz edilir. İlk harfi al. Aşağı indir. C yaz. İki ötede un demekmiş. Onu da eklersen böylece cün olmuş olur. Veya ne var? Vav var. Biz fa yapalım. Vav daha önce yapmıştık belki. Fa harfi. Bu nedir? Fa harfidir. Hareketi sadece alfabedekini yazdım. Fa, tamam. Ne yani? Fa'yı yaz. Fa böyle yazılır. Telaffuzu böyle seslendirebilirsin. Tenvin ekleyeceğim. Bir ok çizelim. Yeniden yazalım. Tenvinli hali. İki öteli hali. Ne oldu? Fun oldu. Fa'nın ilk harfini getirdim oraya. F olarak yazdım. Evet, iki ötre tenvinde un demekmiş. Onu da ekledim. Böylece ne oldu? Fun oldu. Diğer harfler de böyle mi? Böyle. Ben iki tane örnek yapmak istedim. Diğerler de aynı şekildedir. Zaten telaffuzlarını yaptık. 13 istemine dinle ileri kelimatı, kelimeleri bu defa az önce harfleriydi. Şimdi kelimeleri. Bir tenvini, tenvinle birlikte kelimeleri dinle. Yani tenvinle yazılmış olan kelimeleri. Hangi tenvinle? Yine iki ötre yani. Sümme sonra ayn tekrarla ha o kelimeleri. Medrasetun, medrase tun, medrese okul demektir. Medresetun bir kelimedir. Tenvinle mi yazılmış? Evet. Tenvinler de sonuncu harfte. Tenvinler her zaman için kelimenin sonuncu harfinde yer alır. Yani ilk harfe gidip tenvin var mı yok mu ne düşünmez. Yani buna göre medrese kelimesinin mim harfinde gidip tenvin aranmaz. Kubbaetun şapka demek. Türkiyetun Türk, babun kapı. Dairatun uçak. İlmun ilim, bilgi. Nafizetün pencere, kalemun kalem, seyyaratun otomobil, beytun ev, kal'a kal'a iklim demek. Da kal'atun kale demek, iklim değil mi? Kal'atun kale, iki harften çıkıyor manası, kale. Mil'akatun, mil'aka kaşık demektir. Bu kelimelerin ortak noktası ne? Her biri isimdir. Fiil değildir. Harf değildir. İsimdirler. Kelime türü olarak isimdir. Ama konu bu değil. Buradaki konu kelimenin sonuncu harfinde her birinin tenvini var. Yani ortak nokta. Aranan ortak nokta bu. Hepsi tenvinli yazılmış. Hepsi ün diye biter. Beyt ün. Beytün. Kalat ün. Kale tün. Kale mün. Daira tün şeklinde devam ediyor ve çoğunlukla tay merbutayla bitmiştir kelimeler. Çünkü tay merbuta da yeni işlendi, onun pekişmesi için tay merbuta sık sık kullanılmış. İşte medresede tay merbuta bitişiktir, dairetinde bitişik değildir. 14. İkra sen oku demektir. Qara'e yakra'u kökünden ikra emre hazırdır. Yani ikinci şahsa yönelik bir emirdir. İkinci şahıs sen demek. Ben birinci şahsım. Karşında bulunan kişi ikinci şahıs olur. Karşında da bulunmayan, uzakta olan bir kişi de üçüncü şahıs olur. O.
İkra oku el kelimati kelimeleri oku. Hangi kelimeleri? El ati et aşağıda gelen. Neyle birlikte gelen? Yani neyle birlikte oku diyelim. Bir tenvini, tenvinle birlikte oku. Tenvinden maksat hangi tenvin şimdi? Tenvin var, tenvin var. Parantez arası diyor ki ötreli olan, iki ötre olan. Sümme sonra ne yap? Uktup sen yaz. Neyi? Ha okuduğun şeyi yani. Tenvinle birlikte okuyacağın o kelimeyi yaz. Nereye yazmamı istersin? Fil cedveli. Cedvele yaz. Hangi cedvele yaz? El ati. Aşağıda gelen cedvelden bahsediyorum diyor. Cedvel tablo demek. Şuradaki tablo. Burası bir tablo. Dikdörtgen kutular var. Peki ne gibi yazayım yani? Bir yazım, bir benzer, bir örnek var mı? Kema o şey gibi ki. Fil misaleyni iki misalde olduğu gibi. Fil misaleyni iki misalde demek. Kema gibi iki misalde olduğu gibi. Mesela selam, defter, ma, ha, sub ve de beyt kelimeleri var. Bunların adı iki tane ötreyle. Sondaki ötre koy bunları. Tenvin koy diyor yani. Koyalım. Selamın sonuna iki ötre koy. Selamun. Selam. İki ötreyle bitti. Defterun. Bunları yazalım. Defteri yaz. Yani hepsi aynı yazılır. Sadece sonuncu harf olan ra'ya iki ötre koyacaksın. Defter, defterun defter demek bu arada. Atladığımız kelime var mı? Manası verilmiyor. Yok. Selamun selam barış demektir. Ma'un sonuncu harf. Ma'un nasıl yazılır? Şöyle. Ma'un su demek. Hasubun. Hasubun bilgisayar demek. Beytun. Beytun. Sonuncu harf olan T iki ötre koyacaksın sadece. Beytun ev demek. Daha aşağıda ne varmış? Aynı şey devam ediyor. Birkaç kelime daha verilmiş. Nezaratun buradaki hepsi ta ile bitmiştir. Ta merbuta ile birlikte konuyu pekiştirmeye çalışmışlar. Nezaratun gözlük demektir. Sonuncu harf olan ta'ya şuna yani iki ötre vereceğiz. Nafizetun pencere demektir. Sonunda yine bu ta'dan var. Aynı bunun gibi olacak yani. İki ötre konulacak. Hurratun hür demek. Serbest. İki ötre yine o T'ye koy. Lihyetun. Lihye sonunda bulunan ta'ya yine iki ötre konulacak. Lihye sakal, sakal demektir. Sakal. Lihyetun. Sondaki ta'ya iki ötre yine konulacak. Lihyetun. Böyle yazılır. Şaşetun. Şaşe. Şaşe ekran demektir. Tıpkı şunun gibi olacak yani. Sonuncu ta'ya iki ötre konacaktır. Burada ne var? Ta'ya merbuta ayrık, ayrık, ayrık. Son ikisi ise ta'ya merbuta bitişik yazılmıştır. 15. Unzur. Sen yine bak. Unzur bak demek. İle surati resme bak. Hangi resme? Aşağıdaki çocuktan bahsediyor. Ve teemmel ve düşün. Sümme sonra nakış, münakaşa et. Anha o resme dair. Kiminle münakaşa yapalım? Ma'zümelâike arkadaşlarınla birlikte o resme dair bir tartışmaya gidin diyor. Bu resme baktım. Resimle alakalı ne görüyorum? Bir tane çocuk var. Çocuk ne yapmış? Tenvine elini değdirmiş. Buradaki tenvin iki esre olarak karşımıza çıkmıştır. Esre yani harfin alt kısmı iki çizgi konarak elde edilen temin. Harf burada ba harfi. Bir tane ba yapalım. Bu nedir? Ba harfidir. Bunun altına iki çizgi konmuş. Bu temindir. İki esre eşittir temin. Nasıl okunur? İn. Adeta merdivenden aşağı in. Evden aşağı in. İn yani gökyüzünden aşağı in. Bu kadar yukarıda olma. İn manasına gelir. İn, bin, tin, sin, kin, rin gider öyle. 16. İstemi'i yani dinle ile harufi harfleri. Neyle birlikte olan harfleri? Bir tenvini. Tenvinle birlikte yazılmış olan harfleri dinle. Tenvinden maksat bu defa iki esre. Ve a'id ve tekrarla ha o harfleri. Hangi harfleri? Tenvinle birlikte yazılmış olan harfleri tekrarla. İn, bin, tin, fin, cin, hin, hin, din, din, rin, zin, sin, şin, sin, lin, bin, zin, in, gın, fin,
Lin, Kin, Lin, Min, Nin, Hin, Win, Yin. Bir de okuyalım. İn, bin, tin, fin, cin, hin, hin, din, zin, rin, zin, sin, şin, sin, vin, bin, zin, rin, rin, sin, gin, kin, lin, min, nin, hin, win, yin. Daha önce ötrede gördüğüm şeyin aynısı burada da geçerlidir. Herhangi bir harf ki altında iki çizgi var. O iki çizgi neye yarar? Buna iki esre diyoruz. Eşittir tenvin demektir. Manası in. Yani manası demeyelim de yani nasıl seslendirilir? İn diye seslendirilir. Bu nedir? Ba harfidir. Altına iki çizgi koy. Ne oldu? Ba harfi miydi? Evet. O zaman B'yi yaz. Bu ne demekti? İn demekti. Bunu da ekle oraya. Ne olur? Bin olur. Bu hangi harf? Elif. Elif'in ilk harfi ne? E. Yaz onu. Bu ne demekti? İn demekti. Eğer iki çizgi olursa. E in olur. E in de olmaz. Ne olur? Baştaki E silinir yani. Sadece in diye okunur. Elif de böyle. Onun dışı mesela cim yine yapalım. Cim. İlk harf C. İki çizgi koyarsan aşağıya in eklemen gerekir. İni eklersen cin olur. Ha, buradaki cin binler cin değil tabi. Bunun bir manası yok. Bunlar harftir. Harflerin kendi kendine manası olmaz. Mesela tahtaya birisi B harfi yazdı. Ne demektir dese hiçbir şey demek değildir. Tek bir harf bir manaya gelmez. Harfler bir araya gelerek mana oluşturur. Dolayısıyla burada cin yazması binden cin manasında değildir. Mim var. Bu hangi harf? Mim. İki esre olursa Mim'in önce M'sini yaz. Bu in demekmiş. Ne oldu? Min oldu. Veya ne yapalım? İşte şuradan başka bir harf seçelim bu defa. Şin olsun. Şin ilk harf şeydir. İki S'si varsa i koyar, in koyarsın yanına. Şin olur. Evet böyledir. Durum bundan ibaret. 17. İstemi dinle. İler kelimati kelimeleri. Ne ile birlikte yazılmış olan kelimeleri dinle. Bir tenvini. Tenvinle birlikte yazılmış olan kelimelere kulak ver yani. İstemi dinle kulak ver. İki esse ile birlikte yani. Tenvinden maksat iki esseli olan kelime. Sümme sonra a'in tekrarla ha o kelimeleri. Medrasetin. İki esseyle yazılmış. Babin, nafizetin, beytin, ba'atin, kalemin, kal'atin devam ediyor. Sonuç olarak her birinin sonuncu harfinde iki esre, iki esreden maksat yani tenvin var. Tenvin üç ayrılırdı değil mi? İki üstün, iki esre, iki ötre. Bunların hepsi de tenvin grubuna dahil olan şeylerdir. Hani şimdi meyve dediğin zaman elma da ona dahildir, armut da ona dahildir. Dolayısıyla birisi tenvin dediği zaman sen ne anlayacaksın? Herhangi bir harf ki üzerindeki çizgi var. Veya herhangi bir harf ki altındaki çizgi var. Veya herhangi bir harf ki üstünde iki ötre var. Tenvin sonuç olarak bu üçüdür. Üçüne de tenvin denilmektedir. Hangisi ne bilmek lazım ama. Medresetin okul demek, Türkiye'tin Türk demek, babin kapı, seyyaratin otomobil, araba, araç, nafizetin pencere, ehlin ehil, aile demek, uygun demek, beytin ev demek, dairatin uçak demektir, kubbaetin şapka demektir, daha önceden de geçmişti, kalemin kalem, kalaetin kale demek, kararın karar demek, milaka kaşık, ilim
İlim, bilgi demektir. 18 numaralı alt bölüme geldik. İkra, oku. El kerimati, kelimeleri oku. Hangi kelimeleri okuyalım? El atit, aşağıda gelen kelimeleri. El atiyeti. Neyle birlikte aşağıda gelmiş, yer almış? Bir tenvin, tenvinle birlikte. Tenvin deyince şimdi tenvini biz gördük ki işte iki üstün, iki estre, iki ötre olabilir yani. Hangi tenvini kastettin sen? Parantez arası diyor ki iki estreyi kastettik. Sümme sonra ne yap peki? Sümme sonra uktubu sen yaz neyi? Ha o kelimeleri. Hangi kelimeleri yaz? Tenvinle birlikte yazman istedikleri kelimeleri ya. Şurada yer alan kelimeleri. Fil cedveli. Cedvele yaz yani tabloya yaz. Tamam nasıl yazalım? Kema fil misaleyni iki örnekte olduğu gibi. Kürsiyün. Kürsi sandalye demek. Kürsi ne demek? Sandalye. Mel'abun. Mel'ab oyun sahası. Mel'ab oyun sahası. Tacun. Tac kafaya takılan tac. Yani krallar, kraliçelerin taktığı gibi. Hatif, telefon, idun, bayram demektir. Tabi böyle mana verdik ama yazmadık. Yazabiliriz. Nasıl yazılacak? Her birinin sonuna esre verilecek. Sonuncu harflerde sadece yazılış değişiyor. Sonuncu harfin dışı birebir aynı. Kürsiyin yazılmış zaten değil mi? Esre ile yazılmış. Peşinden mel'ab gelmiş. Oyun sahası, stadyum. Mel'abun. Veya burada ne olmasını istiyorlar? Mel'a bu ba harfi. Mel'a bin istenen bu. Ta'cin. Hatifin. Ti fin. Aydin. Yazılış böyle olur. Peki bir diğerine geçelim. Muhavele bölümüne geçelim. Muhaveletin zaten o yazılmış. Muhavele girişim demek. Mütevasile sürekli olmak kesintisiz. Mibratun açacak. Kalem açacağı. Fetatun genç kız. Kalatun kale. Zaten geçmişti. Mütevasile tin. Sonuncu harfi sadece yazdım. Mütevasile tin. Letin. Gerisi aynı zaten hareketleri var. Mibraetin. Mibratin. Onu yazalım. Mibratin. Mibratin. Fetatin. Feta. Tin. Fetatin. Kal'atin. Onu da yazalım. Böyle yazılır. Geçtik. 19. İkra oku. El hurufe harfleri. Hangi harfleri oku? El atiyete aşağıda gelen harfleri oku. Neyle birlikte oku? Bir tenvini. Teminle birlikte oku. Hangi tenvin? Şimdi ne kastediyorsun? Diyor ki ne kastediyorum? İki üstün, iki ötre, iki estre. Bu defa hepsini kastediyorum. Öyleyse aşağıdaki tenvinli olarak bulunan harfleri sen her şekle göre, her tenvine göre oku. Burada bir kıyaslama, karşılaştırma, benzerlik ilişkisi kurma söz konusu. Şimdi bu harf nedir? Hemzedir. Buna hemze derler, elif demezler. Üstündeki çizgi var. En diye okunur. Altındaki çizgi olduğu zaman ne olur? İn diye okunur. Üstünde iki ötre olsaydı ın diye okunurdu. Zaten burada o yapılmış. En, ın, in. Üç hale göre yapılmış. Yani burada hemzeye harekeler verilmiş. Hemzeye üç tenvin de verilmiş. Tam tabir bu. Ortada tay merbutaya iki üstün, iki ötre, iki esre verilmiş. Üstün verildiği zaman ten, ötre verilince tun, esre verildiğinde tin diye okunmakta.
Yine timer burada söz konusu ama bu defa ayırık yazılan değil de sağındaki harfe bitişik olarak yazılan timer butayı görmekteyiz. Ten, tun, tin şeklinde yazılıyor, okunuyor. Bir çocuk görmekteyiz. Bir şeyler yazmış. Ne yazmış? İşte en şu tarafta diyeyim. Şu an mavi olarak gösterdiğim yerde hemze var. Değil mi? Hemze iki esre verilmiş. İn diye okunur bu. Bu. Ortadaki de in diye okunur. En uzak köşedeki, yani ki resimdeki kişinin sol elinin yanında olan yer. Şu mavi olarak çizdiğim yerde. Timer butayı görmekteyiz. Tun diye okunur. Sayfa 83'e geldik. 83'te et-tedribat var değil mi? Et-tedribatu alıştırmalar demektir. Madde 1. Uktup yaz. El-kelimate. Kelimeleri, el-kelimati pardon yanlış okudum. T esreli olmalı. Kelimeleri yaz. Hangi kelimeleri? El-atiyete. Bu kelimati ve el-atiyete. Aşağıda gelen kelimeleri yaz. Nasıl yazmamı istersin? Bir tenvin. Tenvinle birlikte yaz. Tenvinden kasıt iki üstün yani bak elifle veya elifsiz sonuç olarak sen iki üstünle bunları yaz diyorum. Ne gibi? Kemafil misali örnekte olduğu gibi. Peki kalemun kalem kelimesine iki üstün konmuş. Kalemen olmuş. İki üstün konurken elif de konmuş ama görüyorsunuz. Zaten şurası çok önemlidir. İki üstün burada tek başına iki üstün olarak eklenmiş. Burada elifle birlikte eklenmiş. Bazı yerlerde iki üstün yani şu herhangi bir harfin üstüne eklenen iki üstün bu tenvin bazen elifle bazen elifsiz gelir. Hangi durumda elifle hangi durumda elifsiz gelir. Burada az çok ona değinilecek şimdi. Kalem kelimesine bak. Mim sonuncu harf elif yok. Buradakine bak. Yeni yazılış haline. Mimden sonra elif var. Elifle birlikte iki üstün gelmiş. Şems kelimesini ele al. Şems kelimesini ele alırsan elif gelir. Yani şöyle yazılır. Şem sen gelir. Şemsen. Şems güneş demek. Sabah sabah. Cebel dağ demek. Hadika bahçe. Nafize pencere. Seyyara otomobil. Mana olarak bakarsak durum bunlar ibaret. Ama burada manadan öte işlem bilgisi bizden isteniyor. Onu yapmaya çalışalım. Cebel var. Cebel kelimesi de bu şekilde. Pardon, sabah atladık. Sabah kelimesi de bu şekilde yazılacak. Tekrar yazayım. Sabahan. Ne oldu burada? Bir defa şu ha'ya iyi bak. Ha harfi şu şekildeyken ben onu nasıl yazdım? Yeni yazılış şekli. Şu şekilde yazdım. Ne değişti? Bu ha kelimenin evvelinde yazılış halidir. Oysa benim yaptığım ha ise kelimenin ortası da değil, sonuncu yazılış. Ortada da böyle yazılır. Şöyle bir şey eklenebilir. Sonda da yazılabilir. Bildiğimiz şu ha harfi ortadan kesiyorsun onu. Adeta bir testere alıyorsun ve şuradan tık 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 kese kese gidiyorsun. Üste kalan kısmı da yeni harfin oluyor. Yine ha'dır o. İşte burada sabahen kelimesinde sonuncu harf olarak ha böyle gelmiş. Sonuncu harf olduğu için böyle gelmiş. Ama biz iki fetha yani iki üstün ona eklerken bir de elif eklediğimiz için sona o ha harfi artık sonuncu harf olmaktan çıkıyor. Sonuncu harf olarak sonuncu harf olmaktan çıktığı için artık ortada yer alan bir harf olduğu için şöyle yazılması gerekir. O yüzden böyle yazdık. Sabah han. Öyleyse bu iki üstün konusu önemli bir konu. Çünkü iki üstün eğer elifle birlikte ekleyeceksen o harf sonuncu harf olmaktan çıkıyor. Sonuncu harf olmaktan çıkıyor. Dolayısıyla yazılışta bir takım değişiklikler meydana gelebiliyor. Peki cebel kelimesi. Cebelen. Cebel de artık böyle yazılacak. Cebelen. Lam elifi oldu değil mi? Burada bildiğimiz lam iken burada ne oldu? Bildiğimiz lam elifi oldu. Yani şu şekilde lam elif diye okunan harf olmuştur. Elifle birlikte gelmiştir. İki üstün. Bunu da diyebilirsin. Hadika. Hadika ten. Bir değişiklik olmaz. T'ye iki tane üstün koyacaksın. Bitecek.
Nafizeten bir dişlik olmaz. Aynen böyle. İki üstün koy T'nin üstüne bitti. Seyyaraten iki üstün koy bitti. Başka bir şey yok. Demek ki tağlarda bir değişiklik olmuyor. Peki 2. Uktub el kelimati el atiyete aşağıda gelen kelimeleri yaz. Neyle birlikte yaz? Bir tenvini. Tenvini de birlikte yaz. Hangi tenvini kullanalım bu defa? İki ötreyi kullan. Kema fil misali. Örnekte olduğu gibi. Kalem kelimesi. Kalemun iki ötreyle yazılmıştır. Şems kelimesini iki ötreyle yaz. Ötre hiçbir şey değiştirmez yazılışta. Hani fetha gelirken elif gelebiliyordu. Ötre gelirken ise elif gelmez. Ötre sadece gelir. Şemsün sonuncak olan sine iki ötre ekleyeceksin. Ha'ya iki ötre. Lama, ta'ya, ta'ya, ta'ya. İki ötre. Yani şunu ekleyeceksin. Sadece şunu yaz sonuncu harflerin üstüne. İşlem tamam. Bir daha telaffuz edelim. Kalemun, şemsün, sabahun, cebelün, hadikatün, nafizetün, seyyaratün. Bu kadar. Yazılışta bir değişiklik olmadığını gördük yani. 3'e geldik. Uktup sen yaz. Ne yazalım? El kelimati kelimeler yaz. Hangi kelimeleri yazmamı istiyorsun? El atiyete aşağıda geçen kelimeleri. Peki neyle birlikte yazayım ben onları? Bir tenvin, tenvinle birlikte yaz. Hangi tenvin? Tenvin 3'e ayrılırmış. 2 esre ile birlikte. Esre olan tenvin. Peki ne gibi yani? Kema fil misali örnekte olduğu gibi. Nedir örnek? Kalemun, kalemin olmuştur. 2 esre almış. Esre aldığında da kelimenin yazılışında bir değişiklik olmaz. Öyleyse bizim için önemli olan iki fethadır. Fetha elifle birlikte veya elifsiz dahil oluyor. Onun dışında esreler, ötreler bir şey değiştirmez. Olduğu gibi gelir. İki esre nedir? Şu. Sonuncu harfleri. Mesela şemsin. Burada sin var. Altına şu iki çizgiyi koy. Sabahin. Ha'nın altına iki çizgi. Cebelin. Lamın altına. Hadigatin. Ta'nın. Nafizetin, seyyaratın buralarda da yine tağların altına iki çizgi koymamız yeterli. İşlem tamamdır. Mana az önce geçen kelimeler zaten birebir aynı kelimeler. Burada çocuk düşünüyor, bir nun düşünüyor. Nasıl bir nun? İki çizgili bir nun düşünüyor. Nun o zaman ne olur? Nin olur değil mi? Bu nedir? Nun harfidir. Yaz. Telaffuzunu yaz, seslendirilişini yazdım. Nun diye yazılır. Buna ben iki esre koyarsam İki esre ne demekti? İn demekti. Yeni yazılış, yeni seslendiriliş ne olur? İlk harfi aşağı al. Yanına in koy. Ne oldu? Nin oldu. Yani nun oldu nin. Nun, nen, nin. Ne demek istiyor şimdi bu adam? Bu bir nun harfi. İki üstün koyarsan nen olur. İki ötre koyarsan yine nun olur. İki esre koyarsan nin diye okunur. El vahdetu 2 demiş. El dersu salisu 3. ders. Nedir? Lamu tarifi. Lam tarif. Vel hurufu şemsiye. Şemsi harfler. Vel kameriye ve kameri harfler. Biz de burada bırakalım. Burası sayfa kaçmış? Sayfa 85.